Arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün yine ehliyet sınavı sorularını çözeceğiz. Bu sorular sizlerin sınavlarınızda sizlere faydalı olmak adına hazırlanmış sorular olacaktır. Yine bazı sorularımızı açıklayacağız. Sizler için faydalı bir video olacak. Lütfen sonuna kadar mutlaka izleyin. İlk sorumuza geçelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur diyor. Dikkatli bir şekilde bakalım arkadaşlar. Hangisi tali yolda bulunur? Tabii ki C şıkkı değil mi? Yol var tabelası tali yolda bulunur. Şimdi bir diğer sorumuz ise bu A, B ve D şıklar arkadaşlar hangi yollarda bulunur? Bu da bir ehliyet sınavı sorusudur. Bunlar da ana yolda bulunur. Unutmayalım. Bir açıklayalım mı bunları? A şıkkı soldan ana yola girişi gösterir levhası değil mi? Bursa şıkkı ana yol tali yol kavşağı. Ceyhan yol var zaten söyledik. Denizli'de ana yol tali yol kavşağı olacaktır. Bunlar da birer ehliyet sınavı sorusudur. İkideyiz. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? Biz asli kusur gördüğümüz zaman aklımıza hata ve kusur gelecekti. Hadi onun ışıklarda arayalım. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek, öndeki aracı arkadan çarpmak, aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek, takip mesafesine uymamak. Bir hata ve kusur arıyoruz arkadaşlarım. Bursa şıkkı olacak. Öndeki araca arkadan çarpmak her zaman bir asli kusur sayılır. Unutmayalım. Bursa şıkkı diye de yazdık. Geldik 3. sorumuza. Bir görsel soru. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangisinin geçmesi doğrudur? Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Hangisinin geçmesi doğrudur arkadaşlar? Trafik polisine dikkatli bir şekilde baktıysanız C şıkkı 1 ve 3 olacaktır değil mi? Peki biz bunu nereden anlayacağız? Yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır. Unutmayalım. Trafik polisinin kolları hangi yönü gösteriyor ise, hangi yönde açık ise o yön trafiğe açıktır arkadaşlar. Şu anda 1 ve 3 açık. Peki şöyle olsaydı trafik polisinin kolları 2 ve 4 numaralı araçlara açık olsaydı, yani o tarafı, onun gösterdiği tarafı açık olsaydı, o zaman da 2 ve 4 diyecektik. C şıkkı dedik. 4. sorumuzdayız. Bu soru ehliyet sınavında çokça çıkar. Dikkatli bakalım. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. Konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi mor arıyor, acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Koma hali, uykuya eğilim, solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Arkadaşlar konuşamıyor, nefes alamıyorsa, rengi mor arıyorsa ve acı çekerek ellerini boğazına götürüyorsa bu solunum yolunu yabancı cisimi kaçtığını bir göstergesi olacaktır. C şıkkı diyoruz arkadaşlar. 5. sorumuzdayız. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir? Arazi taşıdı, taşıt katarı, kamp taşıdı, umum servis aracı. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Taşıt katarı olacaktır. Geldik mi 6'ya? Hadi bakalım bu soruyu da açıklayacağız. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır diyor. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışık. Bir önceki soru çözümümüze söylemiştim değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Hangisi? Doğru olan şıkkımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yol var tabelası aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışık ile aynı anlamı taşır. Peki soru şöyle gelseydi, aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışık hangisiyle aynı anlamı taşır deseydi, bu sefer de Bursa şıkkı dur diyecektik. Şimdi kırmızı ışık deseydi dur diyecektik dedik. C şıkkı neydi arkadaşlar? Sağdan daralan yoldu değil mi? Denizli şıkkı da iki taraftan daralan yol olduğunu bildirir. Bunlar da birer ehliyet sınav sorusudur. Geldik 7'ye. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? Omurilik, pankreas, böbrekler, akciğerler. Hangisi arkadaşlar? Omurilik olacaktır. A şıkkı. Hadi bakalım işaretledik geçtik. Kaçtayız? 8'deyiz.
Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir? Lastikler aşırı şişirilmiş. Bir bakalım şıklara. Bijon somunlarının gevşemesi, sürüş konforunun azalması, fren hidroliğinin azalması, jantın eğilmesi. Ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlar? Lastikler aşırı şişirilir ise sürüş konforunda bir azalma meydana gelecektir dedim. Bursa şıkkını işaretledim. Geldik 9. sorumuza. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın, hava basıncı dengesiz. Araç bir tarafa çeker, fren pedalı sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Arkadaşlar, hava basınçları dengesiz lastiklerin ne olacak? Araç bir tarafa çekecektir değil mi? A şıkkı. Yani birisi az şişirilmiş, birisi çok şişirilmiş, her neyse, ama bir dengesizlik var. Bu yüzden araç bir tarafa çekecektir. Geldik 10. sorumuza. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir? G sınıfı, A1 ve A2 sınıfı, C, CE ve D sınıfı, B sınıfı hususi araç. Doğru olan şıkkımız Denizli şık arkadaşlar. B sınıfı hususi araç olacaktır. Peki bu diğer şıklardaki sınıflar nelerdi? Bir hatırlayalım mı? G sınıfı iş makinesi, A1, A2 motosiklet, C sınıfı kamyon çekici, C sınıfı römorklü kamyon çekici, D sınıfı ise minibüs ve otobüs olacaktır. Geldik 11. sorumuza. Bu soruyu da açıklayacağız. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir? Dönel kavşağa. Hadi dikkatli bakın. A şıkkı bize dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir değil mi? Bakın, zaten dikkat edersiniz, oklar daire içerisinde dönüyor. Bu dönel kavşaktır. Peki Bursa şıkkı ne? Ana yol, tali yol değil mi? Ceyhan şıkkı dikkat, Denizli şıkkı da kontrolsüz kavşak olduğunu bildirir. Bunlar da birer ehli sınav sorusudur arkadaşlar, ayrı ayrı tek başına. Geldik 12. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır diyor. Baş geride yere oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan yatış. Bayılan bir kazazede var arkadaşlar ve kusuyor. Ne olacak? Yan yatış pozisyonu alınacak değil mi? Hem bayılmış hem de bir kusması var. Bu yüzden yan yatış pozisyonu alınacaktır. Geldik 13. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir diyor. Bakın, zararlardan biri değil. Kötü koku yayması, çirkin görünüm arz etmesi, hastalık bulaştıran zararların üremesine sebep olması, toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi. Hangisi değildir? Denizli şıkkı ne diyor? Bak, toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi diyor. Gördünüz mü? Ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. Diğerleri kötü koku yayıyor, çirkin bir görünüm arz ediyor ve hastalık bulaştırıyor. 14'teyiz. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkatli bir şekilde okuyalım. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Aşağıdakilerden hangisi diyor arkadaşlar? Mizaç, beden dili, trafik adabı, konuşma üslubu. Şimdi bu soruda bizim anahtar kelimelerimiz vardı. Neydi onlar? Bir işaretleyelim mi? Bakın, yazılı kurallar, yazılı olmayan kurallar, karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışlar. Biz bunları gördüğümüz zaman ne işaretleyeceğiz arkadaşlar? Ceyhan şıkkı, trafik adabını işaretleyeceğiz. Şöyle Ceyhan diye de yazdım. Geldik 15. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır diyor. Rölanti ayarı, debriyaj ayarı, platin ayarı, buji ayarı. Hangisi? Rölanti ayarıdır arkadaşlarım. A şıkkı olacaktır. Şöyle de yazıyorum. Bu arada yorum bölümüne sabitlediğim o linkteki sorulara da mutlaka bakın arkadaşlar. Yeni yayınladığımdan geriye doğru soruları çözmeye çalıştık. Çünkü bu sorular hepsi birbirinden değerli ve önemli. 16'dayız. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir diyor. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi.
Adı üstünde sindirim sistemidir değil mi arkadaşlar? Ceyhan şık olacak. Bir de biz ne yapacağız bu sistemlerin hepsini tek tek noktasına kadar öğrenelim. Eksiniz varsa mutlaka tamamlayın. Geldik 17'ye. Bir görsel soru yine. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi. İlk geçiş hakkını hangi araç kullanacak? Arkadaşlarım ilk geçiş hakkını A şıkkı olan otobüs kullanacaktır. Şöyle yazalım. Bir de şöyle açıklama yapalım. İlk geçiş kuralında iş makinesi, motorsuz araçlar yani işte at arabası, bisiklet gibi geçerli olmadığından ilk geçiş hakkı otobüsün olacaktır. 18. sorumuzdayız. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar diyor. Bakın yolcu indirip bindirirken tamam mıyız? Yolcuları soldan indirip bindirmek, kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, yol ve trafik müsaitse aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek, yolcuları sağdan indirip bindirmek. Hangileri yapmak zorundalar arkadaşlar? Denizli şıkkı olacak değil mi? Yolcuları sağdan indirip bindirmek zorundadırlar. Denizli şıkkı diye de işaretleyelim. Geldik diğer sorumuza. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir? Bakın akü şarjının iyi durumda olduğunu sarı, yeşil, siyah, kırmızı. İyi durumda olduğunu ne diyoruz? Yeşil diyoruz değil mi? Yeşilse iyidir. Unutmayalım. Bursa şıkkını işaretleyelim. Neymiş? Yeşilse iyiymiş. Hadi bakalım 20'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir? Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması, sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi, sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması, sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi. Yine bizim burada bir anahtar kelimemiz var. Gördüğümüz zaman hemen işaretleyecektik değil mi arkadaşlar? Hangisiydi o? Hile kelimesiydi. Hangi şıkta var? Denizli şıkkında. Şöyle soruyu biraz yukarı alayım. Bak nerede? Burada. Gördün mü? Hileyi gördün. Hiç düşünme. Hemen işaretle diyorduk değil mi arkadaşlar? Hadi o zaman biz de yazalım. 21'deyiz. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? Elektrikli battaniye ile ısıtılması, önce ılık sonra sıcak ortama alınması, soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması, donan bölgenin olarak masaj yapılması. Hangisi doğruydu arkadaşlar? Bursa şıkkı doğruydu değil mi? Ne diyor? Önce ılık sonra sıcak ortama alınması. Önce ılık sonra sıcak. Unutmayın. Önce ılık sonra sıcak. Hadi bakalım 22'deyiz. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu. Arkadaşlarım karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına dediğine göre ne diyoruz biz? Ceyhan şıkkı diyoruz değil mi? Geçiş yolu olacaktır. Geldik 23. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ana yol, tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir diyor. İlk sorularda ben size söylemiştim değil mi bir şeyler? Hadi bakalım hangisi doğru arkadaşlar? Hangisi ana yol, tali yol kavşağını bildiren levhalardan değil? Denizli şıkkı değildir. Nedir o? Döner kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Ama diğerleri ana yol, tali yol kavşağını bildiren levhalardandır. Unutmayalım. Geldik 24. sorumuza. Biraz uzun ama dikkatli okuyalım. Verilen ikaz lambalarından hangilerin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? Neymiş onlar? Şarj, ABS, yağ basıncı. Şıkları da okuyayım mı arkadaşlar? Yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Hangisi? Ceyhan şıkkı arkadaşlarım 1 ve 3 olacaktır. 1 ve 3 olacaktır. Tamam mıyız? Hadi bakalım diğerindeyiz. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan C, dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Evet doğru. Aşağıdakilerden hangisi dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A şıkkı Kazanzede'ye iyi misiniz diye sorulması, Bursa şıkkı Kazanzede'ye bahçene pozisyonu verilmesi, Ceyhan şıkkı Kazanzede'nin sağ damarından 5 saniye süreli nabız alınması, Denizli şıkkı ilk yardımcının yüzünü Kazanzede'nin ağzına yaklaştırması. İlk yardımcının yaptığı uygulamalardan diyor arkadaşlar, dolaşımın değerlendirilmesi aşaması ile ilgili olarak. Ne diyoruz arkadaşlar? Ceyhan şıkkı diyoruz değil mi? Kazanzede'nin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması olacaktır. Şimdi ehliyet sınavında bu ilk yardımın A'sını, B'sini, C'sini de birer ayrı ayrı ehliyet sınav sorusu olarak sorarlar. Bir hatırlayalım mı arkadaşlar? A neydi? Soluk yolunun açılması. B neydi? Solunumun düzeltilmesi. Peki C neydi? Dolaşımın etkinliğini sağlamaydı. Tamam mıyız? Hadi bakalım, 26'dayız. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir diyor. Bakın, değildir diyor. Aracın hızı, iklim koşulları, yolun genişliği, aracın yük durumu. Hangisi değildir? Fren mesafesini etkileyen faktörlerden. Arkadaşlarım, fren mesafesini etkileyen aracın hızı, iklim koşulları ve aracın yük durumu. Bunlar etkiler değil mi fren mesafesi, ama yolun genişliği etkiler mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı değildir diyoruz. Geldik 27. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? Antifriz kontrolü, yakıt filtresi kontrolü, yakıt kaçağı kontrolü, yakıt seviyesi kontrolü. Yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değil. Hangisi değil? Yakıt filtresi kontrolü var değil mi? Yakıt kaçağı, yakıt seviyesi, ama antifriz kontrolü var mı arkadaşlar? Ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Değildir diyoruz. A şıkkına geldik 28. sorumuza. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi hangisi olabilir? Akünün boşalması, akü kablo bağlantılarının gevşemesi, marş kablo bağlantılarının gevşemesi, far kablo bağlantılarının oksitlenmesi. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa arkadaşlar, sebebi ne olabilir? Bir oksitlenme vardır değil mi? Nerede? Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi olabilir diyoruz. Denizli şıkkını işaretledik. Geldik 29. sorumuza. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesiyle birlikte hangisinin bulunması gerekir diyor. Noter satış belgesinin, kasko belgesinin, trafik belgesinin, karayolu uygunluk belgesinin. Arkadaşlarım, Ceyhan şıkkı olacaktır değil mi? Trafik belgesinin. Şimdi arkadaşlar, trafik polisi çevrimlerinde trafik sigortasına, tescil belgesine, trafik belgesine ve egzoz muayenesine bakar değil mi? O zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz. Geldik 30. sorumuza. Bu sorunun şıklarını sizlere söyleyeceğim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Bakın, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini. Dikkatli bakalım. Hangisi bildirir? Ceyhan şıkkı bildirir arkadaşlar. Öndeki taşıtın geçme yasağının sona erdiğini Ceyhan şıkkı bildirir. Şimdi buradaki şıklar da birer tek başına ayrı ayrı olarak ehliyet sınav sorusuydu değil mi? Hadi bunları da bir tekrar edelim mi? A neydi? Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Bursa şıkkı öndeki taşıtı geçme yasağını bildirirdi. Ceyhan şıkkı öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirirdi değil mi? Denizli şıkkı da azami hız sınırlaması sonu olduğunu bize bildirir. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyal mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor. Ne ad verilir arkadaşlar? İçten yanmalı motor denilir değil mi? Ceyhan şıkkını işaretliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bugün 31 tane soru çözdük. Bu sorularda diğer sorular gibi önemli. Kanalımdaki diğer sorulara mutlaka bakın arkadaşlar. Sınavdan kesin başarılı olmak için 4 test bitirmeniz lazım. Bu da ne demek? 50'şer sorudan günlük 200 soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sınavdan geçmeyi garantilemek adına. Kanalımdaki soruları bol bol çözün.
Ve o güzel, o müjdeli haberleri de sınavdan çıktıktan sonra bizlere yazın diyorum. Başka bir soru çözümünde görüşürüz. Ve bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.